91 no'lu hadis. Kays İbni Ebi Hazım anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Cenab-ı Hakk'a hamd ve senadan sonra buyurdu ki, ey insanlar, sizler şu ayeti okuyor ve fakat yanlış anlıyorsunuz. Ey iman edenler, siz kendinize bakın. Doğru yoldaysanız sapıtan kimse size zarar veremez. Maide suresi 105. ayet. Biz Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın insanlar zalimi görüp elinden tutmazlarsa Allah'ın hepsine ulaşacak umumi bir bela göndermesi yakındır dediğini işittik. Keza ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın içlerinde kötülükler işlenen bir cemiyet bu kötülükleri bertaraf edecek güçte olduğu halde seyirci kalır, müdahale etmezse Allah'ın hepsini saran umumi bir bela göndermesi yakındır dediğini işittim. 92 no'lu hadis. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, nefsimi kudret elinde tutan zata kasem olsun. Ya marufu emreder ve münkerden de yasaklarsınız veya Allah'ın katından umumi bir bela göndermesi yakındır. O zaman yalvar yakar olursunuz da duanız kabul edilmez. 93 no'lu hadis. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, sizler yardım görecek, ganimetler elde edecek ve birçok memleketleri fethedeceksiniz. Sizden kim bu vakte ererse Allah'tan çekinsin, marufu emredip münkerden de nehyetsin. Kim de bile bile bana yalan nispet ederse ateşteki yerini hazırlasın. 94 no'lu hadis. Urs İbni Amir'e Elkindi radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit ona şahit olan bunu takbih ederse, yani kötü olduğunu teyit ederse, o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğe şahit olmadığı halde işittiği zaman memnun kalan kimse sanki şahit olmuş gibi manen zarar görür. 95 no'lu hadis. Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, zalim sultanın yanında gerçeği söylemek en büyük cihattandır. 96 no'lu hadis. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girer ve derdi ki, Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan sonra zevceler de itikafa girdiler. 97 no'lu hadis. Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor. Biz Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamla birlikte Ramazan'ın orta 10 gününde itikafa girdik. 20. günün sabahı olunca eşyalarımızı evlerimize taşıdık. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir hutbe irade etti ve sonra şunu söyledi. İtikafa girmiş olanlar itikaf mahallelerine dönsünler. Zira bu gece bana Kadir gecesinin hangi gece olduğu gösterilmişti. Sonra unutturuldu. Siz son onda ve tek gecelerde arayın. Ayrıca bu gece kendimi su ve çamur içinde secde eder gördüm. Resulullah aleyhissalatu vesselam itikaf mahalline dönünce o günün sonuna doğru hava bozdu. Mescit o sıralarda üzeri dallarla örtülmüş çardak şeklindeydi. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın burnu ve burun yumuşağı üzerinde su ve çamur bulaşığını gördüm. Bu gece 21. geceydi. 98 no'lu hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam her Ramazan'da 10 gün itikafa girerdi. Vefat ettiği yılda ise 20 gün itikafa girdi. 99 no'lu hadis. Enes ve Ubey İbn-i Kab radıyallahu anh anlatıyorlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerlerdi. Fakat bir sene seferde olduğu için itikafa girmedi.
Müteakip yıl 20 gün itikaf yaptı. 100 nolu hadis. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın anlattığına göre Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam mescitte itikafta olduğu sırada kendisi de hayızken Resulullah aleyhissalatu vesselamın saçlarını taramıştır. Bu hizmeti yaparken kendisi odasından ayrılmamış, Resulullah aleyhissalatu vesselamın başını ona uzatmıştır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam itikaftayken büyük veya küçük abdest bozmak gibi zaruri bir ihtiyaç olmadıkça odaya girmezdi.